Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşam yeni başladığımız konunun başındaki ayet-i kerimeyi okuyalım önce. Bismillahirrahmanirrahim. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fahyakum. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ileyhi turcaun. Sadakallahu lazim. Cenab-ı Hak özellikle kendisini ve diğer iman rükünlerini inkar edenlere hitaben diyor ki, ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu. O size hayatı verdi. Sonra sizi öldürecektir. Sonra yine hayat verecektir. Sonra ona rücu edip gideceksiniz. Mealinde olan ayet-i kerimenin tefsirine başladık ve birinci meselesini okuduk dün akşam. Hızlıca okuyuverdik. Siz daha önce yoktunuz diyor Cenab-ı Hak ya ayet-i kerimede, gerçekten yoktuk. Ruhumuz vardı ama bedenimiz yoktu, yokluk alemindeydi. Sonra o vücudumuzu teşkil eden zerreler, elementler alemine geçti. Sonra unsurlar dediğimiz, yediğimiz gıdalar tarzına dönüştü. Ondan sonra anne karnında bir nutfe suyu şekline getirdi bizi, maddi bedenimizi. Sonra onu kan pıhtısına dönüştürdü. Sonra bir çiğnem et şekline tebdil etti. Ondan sonra da et kemik şekline dönüştürüp bir bebek şeklinde 9 ay 10 gün sonra dünyaya geldik. Ama anne karnındayken biyolojik büyümemiz devam ediyordu. Bir bebek suretini aldığımız zaman Cenab-ı Hak 4 aylıkken bizim maddi bedenimize, ana karnındaki bebek halimize ruh verdi, ruh. İşte o zaman biyolojik büyümenin yanında ruh ve beden müşterekliğinde bir hayat başladı. Her bedenin ruhu Allah'ın emriyle onun bedenine üflenir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle ferman ediyor. Anne karnındaki çocuğa kendi ruhu üflenir diyor. Bu arada bir şey söylemiş olayım. Hem kulaklarda kalsın, hem kıyamete kadar bu ekranlarda bu dersi dinleyenlerin de kulağına girsin diye söylemek istiyorum. Anne karnındaki çocuğa hiçbir zaman müdahale edilemez. Yani kürtaj yapılamaz. Hiçbir mazeret yapılacak kürtajın günahına çözüm olamaz. Affettiremez. Ancak annenin hayati tehlikesi varsa o zaman ayrı konu. Onda uzman doktorlar karar verir. Burada söylemek istediğim şey şudur. 4 ay öncesinde müdahale etmek günah da 4 ay olup da ruh da üflendiği zaman artık o bir insandır. Parçalayarak o çocuğu oradan kürtaj yapmak bir insanı öldürmektir, o cinayettir aynı zamanda. Bunun günahı çok daha büyüktür. O bakımdan sadece bizim dinimizde değil, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi semavi dinlerde de kürtaj yasaktır, haramdır dinen. Onun için o ölen ikinci Jean Paul, diplomat gibi bütün dünyayı dolaştı. Her gittiği yerlerde kürtajın aleyhinde denmesi gereken her şeyi söyledi. Mümince, Müslümanca şeyler söyledi daha. İslam'ın inançlarına uygun şeyler de söyledi. İşte Cenab-ı Hak
Sizin hayatınız yoktu, o size hayat verdi diyor. Sonrası oradan devam ediyoruz. Mevt, ölüm, hayatın zevalidir. Hayatın sönmesi yani. Halbuki o zerrelerde hayat yoktur ki zevali mevt olsun. Cevap, mevtin o zerrelere ıtlak edilmesi mecazdır. Yani o zerrelerin ölümünü gerçek ölümden bağlantı kurarak Cenab-ı Hakk'ın haber vermesi mecazdır. Sebebi ise üçüncü, dördüncü düğümleri zihne kabul ettirmek üzere zihin için bir hazırlamadır. Cevabı buymuş. Yani insan vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre var. Sayılamayacak kadar o hücrelerin zerreleri var. Ve hücre bazında insanoğlu her saniye milyonlarca hücresi ölüyor. Yediklerimizden Cenab-ı Hak onların yerine yeni hücreler yaratıyor. Hücre ölüyor, yeni hücreler diriliyor. İşte gerçek ölüm ve dirilmeye zihnen hazırlamak için Cenab-ı Hak o genellemeyi yapmış. Mecaz dediği o. İkinci mesele, feahyaküm düğümünü açıyor. Feahyaküm, siz ölüydünüz, o size hayat verdi anlamında. Evet, hayat kudreti ezeliyenin, Cenab-ı Hakk'ın ezeli kudretinin en büyük ve en ince ve en acip bir mucizesidir ve bütün nimetlerden üstündür ve mebde ve meadın, yani başlangıç ve ahiretin, yani Allah ile ahiretin bürhanlarından en zahir bürhandır. Açık bir delil Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğine, aynı zamanda ahiretin geleceğine, hayat mucizesi tek başına bir delildir. Evet, hayat nevilerinin en ednası, en basiti, en aşağısı, en sıradanı nebat hayatıdır. Onlar da canlı çünkü, bitki hayatı. En basit hayat o. Hayat-ı nebatiyenin, bitki hayatının başlangıcı çekirdekte ve habbede, bu buğday, yulaf, arpa gibi o bitkilerin şeyine, tohumuna habbe deniliyor ya, meyvelerin çekirdeğinde, tahılgillerin habbesinde hayat düğümünün uyanıp açılmasıdır en garip durum. Bunun keyfiyeti o kadar zahir, o kadar umumi, o kadar me'luf bilinen, alışılmış bir şeyken, zamanı Adem'den şimdiye kadar hikmeti beşerden ve felsefesinden gizli kalmıştır. İşte hayatın ne derece ince olduğu anlaşıldı. Yani toprağın içine gömülen o çekirdekte ya da buğday tohumunda suyla toprak buluştuğu zaman ne oluyor ki o çekirdeğin içerisinden bitki çıkıyor, fidan çıkıyor. Ne oluyor? Nasıl oluyor? Herkesin gözü önünde cereyan ediyor bu olay. Ama o hayat düğümünün ne olduğunu insanların fenleri, felsefeleri bugüne kadar daha keşfedebilmiş değil. İzahı yok. Çekirdeği ekeriz, oradan neyin aslıysa o çıkar. Buğday tohumunu ekeriz, ekince çıkar. Öyle diyoruz sadece, o kadar. Peki ne oluyor da o buğdaylar çıkıyor toprağın üzerine, fışkırıyor adeta? Bilen yok. O bir sır. Herkesin gözü de cereyan ediyor ama ne olduğu anlaşılamıyor. Çok ince, çok gizli, herkesin gözü önünde alışılmış bir şey ama hikmeti beşerden saklı kalmış hala. Ve keza hayatı olmayan bir cisim, en büyük bir dağ da olsa tektir, yetimdir. Mekanından başka bir şeyle münasebeti yoktur. O dağlar oturduğu mekanla alakası var. Çünkü cansız o taş toprak yığını. Lakin bal arısı gibi küçük bir cisim hayata mazhar olduğu zaman bütün kainatla münasebettar olur. Allah'ın yarattığı bütün varlıklarla münasebetli oluyor. Gökteki güneşten bile
ilgisi oluyor bal arısının. Neden? Bu arıcılık yapanların ifade ettiğine göre yumurtasından çıkan bir yavru arı 2-3 gün olduktan sonra hemen diğer arılarla beraber 5 kilometrelik bir yarıçap olan alanda beraber gidiyorlar. Bal üretmeye müsait çiçek tarlalarını buluyorlar. Hiç yollarını şaşırmadan 5 kilometre sonra tekrar kendi kovanına giriyor. Meğer gökteki güneşin durumuna göre yönlerini tayin ediyormuş. Arılar kovanını bulurken. Kovandan çıkıyor, yolunu şaşırmıyor. Dönüyor, yine şaşırmıyor. Güneşe göre yönünü tayin ediyormuş diyorlar. Ama Kur'an'a baktığımız zaman ve evha rabbuke ilen nahl en ittehizi minel cibali büyüta. Yani Rabbin arıya ilham etti. İlham üzerine iş görüyor arılar. İşte canı olduğu için hayat sahibi olan minnacık bir böcek olduğu için bütün yaratılmış varlıklarla ve gökteki güneşten bile münasebetli oluyor. Ve her şeyle alışveriş yapar o arı. Hatta diyebilir ki kainat, bütün yaratılmış varlıklar benim mülkümdür, benim yerimdir. Kainatın, yani dünyadaki yaratılmış bütün varlıkların her tarafına gider, havasıyla, duygularıyla, organlarıyla tasarruf eder, bütün eşya ile kesbi muharif eder, tanışıklık kazanıyor. Demek ki hayat küçük bir arıyı bütün alemden münasebetli hale getiriyor. Bilhassa hayat-ı insaniye tabakasına çıkan hayat, ya diğer işte arı başta olmak üzere bütün böceklerde, sineklerde, diğer hayvanlarda tamam hayat çok önemli. Ancak insan hayatı tabakasına çıkan bir hayat aklın nuruyla alemleri gezmiş olur. Ta Ay'a kadar gider, ta Mars'a kadar araç gönderir. İşte yeni gönderdiler Mars'a kadar. 270 milyon kilometre uzaklıktaki Mars'a kadar hayvanlar gitmedi. İnsanlar gitti bakın. İnsanların içerisinden de bu işle uğraşan ille inananların olmuş şart değil. Kafir de çalışırsa Allah onu da götür oraya. İnanmayanlar bu işi yapmışsa Mars'a kadar giderler. Ay'a gidip döndükleri zaman bir torba taş toplayıp geldikleri gibi Mars'tan da bir torba taştan gelirler. Orada hayat var mı diye arıyorlar, su var mı diye. E tabii yok. Dünyadaki gibi değil, dünyanın dışındaki alemler. O kadar masraf ediyorlar, bir torba taştan dönüyorlar. Yani incelemek için oranın taşları neye benziyor diye, toprağı neye benziyor diye. Evet, alemi cismanide tasarruf ettiği gibi madde aleminde, görmekte olduğumuz alemde insan aklıyla, ürettiği araçlarla tasarruf ettiği gibi alemi cisman tasarruf ettiği gibi alemi ruhande, ruhani alemlerde de gezer. Alemi misale seyahat eder. Kendisi o alemleri ziyarete gittiği gibi o alemler de onun ruhunun aynasında temessül etmekle, yansımakla iade-i ziyaret etmiş gibi olurlar. Hatta insan, alem Allah'ın fazlıyla, keremiyle benim için halkolmuş, yaratılmıştır diyebilir. Hayat-ı insaniye her birisi çok tabakalara şamil olarak hayatı maddiye, maddi hayat, hayatı ruhaniye, ruhani hayat, hayatı maneviye, hayatı cismaniye gibi nevilere ayrılır, inbisat eder, genişler, inkişaf eder. İnsan mertebesindeki hayatın alanı çok geniş, çok muhtelif tabakalarda seyahat edip tasarruf edebildiğini Üstad burada söylemiş oluyor. Demek ziya, ışık,
renk ve cisimlerin görünmesine sebep olduğu gibi hayat da mevcudatın kâşifi ve sebebi zuhurudur. Evet, hayat bir zerreyi bir küre gibi yapar. Ashab-ı hayatın, hayat sahiplerinin her birisi alem benimdir diyebilir. Aralarında müzaheme, zahmet ve münakaşa da olmaz. Müzaheme ve münakaşa yalnız nev-i beşerde olur. İşte hayatın ne büyük bir nimeti olduğu anlaşıldı. Yani bu hayat gerçeğiyle güneş benimdir herkes diyebilir. Münakaşaya da gerek yok. Senin de olsun, birinin de olsun, herkesin olsun. Bu dünyanın atmosferi benim de. Senin de olsun, birinin de olsun. O münakaşa yok. Demek ki münakaşa sadece insanlık aleminde oluyor. Sınırlarını genişletmek isteyen, başka milletlerin, devletlerin, topraklarını işgal etmek isteyen, hesaplar, kitaplar yapanlar, dünyayı bölüşemeyen insanlarla dolu bu dünya. Ama denmiş ki toprağın altı toprağın üstünü bölüşemeyenlerle dolu. Öyle değil mi? Cihan padişahları var. Mesela Yavuz Sultan Selim Han onun güzel bir örneğidir. Demiş ki bu dünya bir padişaha çok, iki padişaha az. Bütün krallar, bütün imparatorlar, bütün padişahlar, sultanlar kendi aralarında toprak savaşları, kavgaları yaptılar. Bölüşemediler ama hepsi toprağın altına girdiler. Bu iş böyle yani. Müzaheme, münakaşa, çekişme, itiş kakış insanlık aleminde var. Hatta aile içerisinde bile babadan kalmış mirasın ne kavgaları yapıldığını hepimiz biliyoruz işte, değil mi? Bölüşemiyorsun, kavga ediyorsun. Ondan sonra kimisi hapishaneye, kimisi mezara gidiyor. Geride kalan torunlara kalıyor. Benim dediğin her şey hiç kimsenin değil. Onun için mülk Allah'ındır. Allah'ın mülkünü bölüşemeyenler oturup hak neyse ona göre anlaşsınlar. Kavga, gürültü, şamata yapmadan herkes alacağını aldığına razı olsun. Yoksa biri hapishaneye, birisi mezaristan'a girme meselesi çözüm değil. Ve keza camit, cansız, dağınık bazı zerrelerin, atomların yani, birdenbire bir vaziyetten çıkıp makul bir sebep olmadığı halde diğer bir vaziyete girmesi saniin, sanatkarın vücuduna zahir bir delildir. Toprakta magnezyum, manganez, kurşun, bakır, altın sayın sayabileceğiniz kadar elementler öyle. Fakat bir bakıyorsunuz o elementler ıspanakta bol miktarda demir maddesi var, değil mi? Denizden gelen balıkta bol miktarda fosfor maddesi var. Yani o zerreler kendi alemlerinde bir hiçken birdenbire şekilden şekle girmeye başlıyor. Yemyeşil çimenler oluyor. Onu koyunlar yiyor. Koyunları da insanlar yiyor. Yani çimende vazife görüyor o zerreler. Çimenden koyuna geçiyor. Koyundan insana geçiyor. Her girdiği mekana göre de şekiller alıyor. Bu neyi gösteriyor? O zerrelerin sahibi olan ve onları şekilden şekle sokan bir sanatkarın varlığına apaçık bir delil olmuş oluyor. Yoksa kendi kendine zerreler bir araya gelip ayrı şekiller alıyor değiller. Her şey Allah'ın kumandasında ve kontrolünde. Hatta hayat, hakikatlerin en eşrefi, en şereflisi hayat gerçeği. En temizidir. Hiçbir cihette hısreti yoktur, çirkin bir lekesi yok. Hayatın dışı da içi de mülk melekut bütün cepheleri tertemiz, şeffaf. Bunun içindir ki hayat ile kudret arasında zahiri bir sebep tavassut etmiyor. Sebepler perde olmamış Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle hayat arasında. Diğerlerinde sebepler var arada. Onun için Üstad Hazretleri hayat
vücut, nur ve rahmet. Bu dört şeyin dışında her şeyde arada zahiri sebepler var. Bu dört şeyde ise araya Allah perde koymamış. Doğrudan kudretine bağlamış. Hayata bizzat kudretin mübaşereti teması izzete münafi değildir. Halbuki umuru hasiseye, yani insanların nazarında değersiz gibi gözüken şeylere kudretin zahiren mübaşereti teması görünmemek için esbab-ı zahire vaz edilmiştir. Araya bazı sebepleri koymuş Cenab-ı Hak, direkt kudretiyle bağlantısı görünmesin diye zahiri çirkin gözüken haller noktayı nazarından. Ama bu dört saydığım noktada başta hayat olarak arada bir zahiri perde konmamış. Ve keza en basit bir cismin geçirmiş olduğu inkılabat ve tahavülata, halden hale geçişlerine dikkatle bakılsa görülür ki, alem-i zerrattaki zerreler, zerreler aleminde bulunan her bir zerre, alem-i anansıra, elementler dünyasına intikal edince başka suretlere girerler. Alim mevalitte, madde alim, yediğimiz içtiğimiz o domates, patates, patlıcan, oralara girdiği zaman başka suretlere dönerler. Nutfede başka vaziyet alırlar. Sonra alaka kan pıhtısı olur. Sonra mudga bir çiğnem et olur. Sonra bir insan suretini giyer, ortaya çıkarlar. Bu kadar inkılabat-ı acibe, bu kadar o zerrenin geçirdiği değişiklikler, acayip haller esnasında zerreler öyle muntazam harekat ve muayyen düsturlar üzerine cereyan ederler ki sanki bir zerre, alemdeki bir zerre, mesela alem-i zerrattayken, zerreler alemindeyken vazifelendirilmiş ve Abdülmecid'in gözünde yer alıp vazife görmek üzere yola çıkarılmıştır. Demek ki bu kitabı tercüme eden küçük kardeşi Abdülmecid abinin adını söylemiş burada. Tercümeyi o yapıyor ya. Demek zerreler aleminde her bir zerrenin alnında kimin rızkı olacağı yazılı. Abdülmecid'in gözüne gideceksin, orada vazife göreceksin denmiş bir zerreye. Bu hali, bu vaziyeti, bu intizamı gören bir zihin bila tereddüt etmeden hükmeder ki o zerreler bir kasıtla ve bir hikmet altında gönderilir. Biz eskiden Risale-i Nur dershanelerinde aynı tabaktan yemeği kaşıklardık ya, sonradan tabaklar meselesi çıktı ortaya. Kocaman bir ne derler ona, tepsi içerisinde ondan sonra burgun makarnası pişirilmiş, üzerinde şöyle bir salça dökülmüş. Hep beraber 6-7 tane öğrenci kaşıklamaya başlar. Bir tanesinin kaşığından bir tane makarna aşağı düşer. Öbür arkadaş da onu alırdı. Ya herkesin rızkı belliymiş meğer. Ah diyorsun, bu benim rızkım. Kaşıktan bir iki tane makarna düşüyor, değilmiş kardeş. Ağzını atıp yutmadıktan sonra bu benim rızkım diyemezsin. Herkesin rızkı daha zerreler alemindeyken Allah tarafından tespit edilmiş olduğu anlaşılıyor. İşte zerratın hayata mazhariyeti için, hayat sıfatına mazhar olmaları için geçirdiği bu kadar acip ve garip tavırlar insana İkinci bir hayatın bu hayattan daha kolay ve daha sehil, yani yine kolay olduğuna da bir kanaat getirir. Ya insanların en çok kafasının almadığı konu bu, biliyor musunuz? Dünyaya geldiğine inanıyor da öldükten sonra dağılmış vücut zerrelerin tekrar bir araya getirilip yeniden insan şeklinde nasıl geleceğini aklı basmıyor ya. Ya kardeşim, sen yoktun. Hiç yoktuk. Yokken Allah bizi var etti. Var ettiği bir insanı ölümle vücut zerrelerini istirahat için dağıtmışken
İsrafil aleyhisselamın sur borusunu öttürdüğü zaman göz açıp kapamaktan daha kısa bir zamanda Cenab-ı Hak insanların bedenlerini bir anda niye yaratamasın ya? İlk yaratılışı aklın kesiyor değil mi? Tamam. Niye ikinci yaratılış Allah'a zor gelsin? O daha kolay. Üstad Hazretleri bunu askere ilk defa giden neferatın acemilikten dolayı biraz zorluk çekildiğini ama usta asker olduktan sonra terhisten sonra tekrar yedek asker diye çağrıldığı zaman o daha kolay adam çünkü askerliğin bütün usullerini biliyor, yerini yurdunu tanıyor, görevini biliyor. İkinci defa askerleri toplayıp mesela biz onu yaşadık. 1974 harekatında ben 3 Temmuz 1970'te terhis olmuştum. Bir sene sonra askerlik şubesinden bir haber geldi ki yedek ihtiyat asker olarak tekrar çağrılıyorum. Hemen askerlik şubesindeyim. Gittim. Ondan sonra sevk kağıdını aldım. Yallah şeye Yunanistan sınırına. Kurtköy'de efendim orada birliğimiz konuşlanmış. Bizi oraya götürdüler. Aa, su içmek gibi kolay geldi askerlik bize. 1,5 ay askerlik daha yaptım biliyor musunuz? Kıbrıs'a gitseydim Kıbrıs gazisi olacaktım. Ama oraya gittiğim için gazilik falan yok. Gittik görevimizi daha kolay yaptık. Demek ikinci askerlik daha kolay. Demek ikinci diriliş Allah'ın kudretiyle daha kolay. Aslında birinci de kolay, ikinci de kolay ama insanın aklına göre normalde ikincisi daha kolay. Onun için söylüyoruz. Fakat insanlar birinci dirilişe tamam diyor ama ikinci diriliş mümkün değil ya. Olur mu öyle şey ya? Senin etin kemiğin toprağa karışacak. Sonra tekrar dirileceksin ha. Mümkünatı yok diyor. Kabul etmiyor öbür tarafı. Sen kabul etme bakalım. Senin kabul edip etmemenden o sabit gerçek değişmez ki ya Allah. Onun için Cenab-ı Hak çoğumuzun ezbere bildiği Yasin-i Şerif'in son sayfasındaki bir ayette ne diyor Rabbimiz? Esselamu Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe izâ huve hasîmun mübîn. Sadakallahu lazim. Görmedi mi o insan? Onu biz bir damla sudan yarattık da sonra o bize apaçık bir düşman kesiliverdi diyor. Hem kalktı bir de bizi misal getirmeye kalktı bize diyor. Badara benler meselen beni siyah halga. Gâle men yuhul izame ve hiramim. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diye misal getirdi bize. Ve bu olaya da tabii yaşanmış bir olay bu Asr-ı Saadet'te de. Übey bin Halef elini almış çürümüş bir insan kemiğini. Gelmiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Olayı böyle haber veriyor Yasin'de Cenab-ı Hak. Kul yuhyihellezî enşâhâ evvele merre ve huve bi kulli halkin alîm. Yani kim onları ilk baştan yaratıp hayat vermişse aynı zat kıyametten sonra ölümün ardından tekrar diriltecek diye sen söyle diyor. Onun için ya ben öldükten sonra nasıl dirileceğim? Beyhude böyle soru sorma. Biz dirilmeyeceğiz ki. Biz diriltileceğiz. Bize kalırsa ebediyen biz kendimizi diriltemeyiz. Ama Allah'a kalırsa göz kırpmak gibi kısa bir zamanda hatta ondan da yakın ayete göre Allah bizi yaratır. İşte hayatın mebde ve meada hem Allah'ın varlığını hem ahiretin varlığını delil olduğu bu hakikatlerden anlaşıldı. Teahyâküm, o size hayat verdi cümlesi, sümme yuhyîküm, daha sonra gelen tekrar size hayat verecek cümlesi bir delil gibidir. Hepsi de birlikte keyfe, yani nasıl inkar ediyorsun sorusu vardı ya, ondan istifade edilen inkara delildir. Siz nasıl Allah'ı varlığını inkar ediyorsunuz sorusuna bütün bu izahlar, açıklamalar delildir. Şimdi yarın akşam Sümme yumitukum diyor Cenab-ı Hak. Sonra o sizi öldürecektir. Yani verdiği hayatı geri alacak. Peki bu nasıl olacak? Burada bir düğüm daha var. O düğümü de ancak Bediüzzaman çözer. Ne zaman çözsün?
yarın akşam. Niye? Vaktimiz bitmiş. Şöyle bir baktım. Vakit bir çay içer kolaylığını çabucak bitiveriyor. Ben ne yapayım yani? Peki. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.